Günaycıl. Günaycıllar. Pazartesi günü, pazartesi günü öyle bağırmadan ya. Der. Ama günaycıllar derken yani günaydına meraklı olan tür anlamında söylüyorum. Yani balıkçıl, etçil gibi. Efendim sevgili dinleyiciler, hepinize merhabalar. Buraya gelirken gördüğüm kadarıyla millet Perşembe günü gittiği tatilden dönmüş ve yahu tatilden döndük çok da geç kaldık bak biraz erken gidelim falan diye işlerine biraz erken gitmeye karar vermişler. Şimdiden trafik bayağı bir tıkanım aşamasındaydı. Yani festival başlamış. Ben geldiğimde ise herhangi bir trafik yoktu. Bomboştu. Demek ki tam o 2 dakikalık süreç içerisinde herkes dönmeye karar vermiş. Gerçekten esprili bir insansızca ekçiyim. Rica ederim. Bu tatil dönümü ve işe başlanım bir sendrom oluşturuyor mu? Yani pazartesi sendromunu artıran bir olgu mudur? Hayır, tam tersine azaltan. Oh be, rahatladım. En azından bu şeye, bu yola girdik artık dedirten evet, bir şey. Evet, çünkü tatildeyken ya bir gün kaldı, 6 saat kaldı. Evet, 2 saat sonra yola çıkacağız falan stresi insanı evet. Daha beter yoruyor. Zira bilim adamları tatil olgusuna başlamanın zaten geri sayımı da başlattığını söylüyorlar. Ve de o yüzden tatile gitmenin çok saçma olduğundan dem vuruyorlar. Geri sayım başladı mı? Ve şu an bir bakıyoruz tepe üstü efendim Ümraniye Sapağı 2. köprü ve 1. köprü ta Çamlıca'ya gelmeden daha nerelerden 2. köprü bağlantısından itibaren başlayan bir festival havası müzikleri tabii ki Power FM yapıyor sevgili dinleyiciler ve saat 09'a kadar da festival devam edecek Trafest. Twitter'da bir habere göz attığımız zaman ki bu haber Das Cenkund Erdem adlı siteye bağlı. Sağlıklı yaşam için yürümek ya da koşmanın gereksiz olduğu ortaya çıktı. Oturup beklemek yeterli, o kendi geliyor adlı haberimizde. Evet ama yani oturup beklerken de ne bileyim 3-5 ağırlık kaldırmak, belki bir iki sağız mağız çiğnemek, bir şeyler yemek delikanlıyı daha bir sevindirecektir diye düşünüyorum. Ama oturduğun yerden o ağırlığı kaldırdığında ne oldu? Buraya Erdillo derler adama o zaman. Ağırlıklar oturduğumuz yerden kaldırılmıyor mu? Yok. Anladım. O halde oturuyoruz, bekliyoruz ve sağlıklı yaşam gelip bizi buluyor. İlla ki bir ara gelir diye düşünüyoruz. Cıvıkır'ımızdaki bu haberimize yorumlarınızı sadece Cıvıkır'dan değil Facebook'tan da bekliyoruz. Ayrıca sevgili dinleyiciler WhatsApp hattımız 0534 517 2383 numaralı hattımıza WhatsApp üzerinden sesli mesaj olarak şikayetlerinizi, önerilerinizi, söyle ve demeçlerinizi gönderebilirsiniz. Yalnız sarı taytlı ve sarı pelerinlerin yarısı halen tatildeler. Onlar çünkü 19 Mayıs'ı 30 Ağustos'a bağlamışlardı. Niye onlar... Kule yapmamışlar mıydı bizim sarı pelerinden? Kule yapmışlardı. Sonra biraz dinlenmek istediler de ben de izin verdim kendilerine. Aferin, aferin. İyi yapmışsın. Bazı şarkılar tek başına dans etmeyi kaldırmıyor. Yani birkaç kişi dans etmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Kusura bakma ama benim şu an bacacıklarım ağrıyor. O yüzden biraz biraz daha tek başına dans et. Havayı koklayan adam gelince o sana eklenir. Sevgili dinleyiciler saatlerimiz 6.42 Power FM'desiniz ve bir bakıyoruz Tom Hanks ve diğer taraftan da eşi Rita Wilson'ı görüyoruz. Evet, kendileri Cannes Film Festivali'nde ne yapmışlar? Paris sokaklarında romantizm yaşamışlar. Ne yapsınlar yani, film festivaline geldik biz zaten yıllardır geliyoruz. Bu ne bayda her sene aynı şey. Gel bari gidelim Paris'i gezelim 3-5 kafede bir şeyler içeriz falan demişler. Ama Paris sokaklarında bir aksiyon falan yaşasalar araba takibi. Canım, yani belki Tom Hanks eşi Rita Wilson arabayla takip etti. Yani birbirlerini mi takip etsinler? Ne bileyim, böyle bir şeyler daha güzel PR olmaz mı? Yani neyin PR'ı, ben de olmayacağım. Filmi falan mı var amcamızın? Yok mudur? Tom Hanks başka ne yapacak? Tom Hanks... Bir de daktilo biriktiriyor işte. Tamam, yani yeni bir daktilo vardır, onu almak istiyordur. O yüzden PR yapıyordur falan gibi bir şey olabilir. Yok, hayır. Onun dışında başka haberimiz var mı bu ikili dışında? Bu ikili dışında eğer evden çalışmak istiyorsan Apple adam arıyormuş. Evden çalışmak derken? Evden yani işte bulaşıkları yıkadım mı, tamam yıkadım ama o şu şeyi hemen hallet, oradan tozları al falan. Yani Apple kendi bünyesindeki bir takım yıkanacakları bizim eve gönderiyor ve biz onları yıkayıp geri mi gönderiyoruz? Yani bir tür kargosal hizmet. Eğer sen İngilizce Almancan varsa, ondan sonra 5 şeye kadar internetin varsa hızlı olabilirsin yani, why not? Kaç para veriyorlar ona göre. O yazmıyor. O zaman bir şey yaparız, pazarlık yapmamız lazım. Trafik şu an festival tam süper. Yani festival havası İstanbul'da Doruk'ta. Özellikle 2. köprü festivale öyle bir katıldı ki inanılmaz bir durum. Ani bir giriş mi yaptı? Ani bir giriş yaptı. Durumda. Şu an itibariyle genelde %22'lik, daha henüz bu saatte bile %22'lik bir tıkanı söz konusu. 1. köprü zaten almış başını gidiyor. Üstelik giriş tarafı da
tıkanmaya başladı. Mesela Çağlayan tarafında falan, Ok Meydanı sapağında ya, tıkanırlar sezinliyorum. Şimdi bizim programın neden sabah 6.30'da başladığını anladın mı? Bu trafiğe kalmamak için erkenden başlayalım ki. Bir dakika dur, biraz daha düşüneyim. Düşün şimdi, 4 kere 7, 28. 7-7 beraberlik söz konusu saatler ve dakikalarda sevgili dinleyiciler. Bugün 23 Mayıs 2016 Pazartesi ve Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Trafik Festivalimiz bugün olanca hızıyla devam ediyor. Power FM'in müzikleriyle İstanbul'da Trafest başladı sevgili dinleyiciler. Dilberimizden haber var mı bugün? Dilberimiz bugün bayağı bir haber göndermiş. Tebrik ediyorum kendisini. Dinleyelim mi, ne dersin? Yok, madem bir sürü haber göndermiş dinlemeye gerek yok. Bir sürü değil, biraz uzun ve karışık bir haber göndermiş. Bakalım anlayabilecek miyiz? Puff Diddy'nin 1997'de hayatını kaybeden Notorious B.I.G. anısına verdiği Bad Boy Family konserinde sahneye sürpriz isimler çıktı. Konser sırasında aniden sahneye çıkan Jay-Z ve Mary J. Blige seyircileri şaşırtırken, bu performans Jay-Z'nin, Beyoncé'nin onun ihanetiyle ilgili şarkılara yer verdiği Lemonade albümünü piyasaya çıkarttıktan sonraki ilk performansı oldu. Nasıl? Dünyanın en uzun cümlesi. Evet. Şimdi ne oldu, birileri çok aniden sahneye fırlamışlar. Sahneye çıktı ama bu kişiler Jay-Z ve Mary J. Blige. Yani mesela ben o konserde olsaydım, benim hiç Allah Allah ne oluyor, niye millet çıldırıyor, niye bunun neresi sürpriz falan derdim. Derdim çünkü Jay-Z'yi tanımazdım. Jay-Z'yi de Mary J. Blige'yi de tanımıyor olacaktım. Muhtemelen Puff Diddy'nin birer vokalisti olarak görüntüleyecektim. Ama az çok Dilber kızımızın haberlerinden anladığım kadarıyla bu Jay-Z'dir, Kanye West'tir. Bunlar zaten ne yapsalar sürpriz. O yüzden herhangi bir sahneye çıkmadı. O kadar çok sürpriz yapıyorlar ki artık sürprizler bizim için sürpriz olmuyor anlamında. Alışmışlığa dönüşüyor. Söylüyorsun. Peki bu son bölümde o Jay-Z falan bir şeyler vardı. O kısmı anlayabildin mi? Ve Mary J. Blige seyircileri şaşırtırken, bu performans Jay-Z'nin, Beyoncé'nin onun ihanetiyle ilgili şarkılara yer verdiği Lemonade albümünü piyasaya çıkarttıktan sonraki ilk performansı oldu. Bu Jay-Z'nin, Beyoncé'nin onun kısmını pek anlayamadım. Jay-Z seyircileri şaşırtmış yani. Hop hop buraya bak falan derken öbür taraftan Beyoncé mi fışkırmış? Ay, onlar Beyoncé fışkırıyor, evet. Onlar da bu Jay-Z'nin, Beyoncé'nin onun değil mi falan gibi böyle bir şey cümleler kurunca herkes tabii oley işte sürpriz böyle olur falan diye coşuyor. Neyse, Google var ya, bu sürücüsüz araba şey yapacaktı hani. Ne? Piyasaya verecekti sürücüsüz. Onun testleri için demiş ki, sürücüsüz arabamda denek olursan sana saatte 60 dolar veririm. 60 TL. Nasıl denek yani? Yani araba sürücüsüz, sen oturacaksın oraya. Bir saat boyunca araba gidecek, sen orada... Sürücüsüz araba gitmez ki, niye oturayım gitmeyen arabada? Ama işte gidiyor, onu test ediyor adam oradan. Ha, gitmezse ne yapacağız? Yani arayacak mıyız ya? Beni buraya oturttunuz ama bu gitmiyor. Bu gidiyor da sinyal vermedi bu ajan, alo falan diyeceksin. Ya da mesela bu sürücüsüz araç sonuçta hani ne yaparsa yapacak, artık biz orada kemeri falan bağlayıp dualar ederek oturacağız. Adam gidecek öndeki kamyona bam diye vuracak. Yani yarım saat bile kalmayacağız. 30 dolar mı verecekler bize? 20 dolar verecekler. Ama ekstra kaza olursa belki artı 10 dolar veriyorlar. Ha, yani bilmiyorum. Öyle bir şey varsa yani, tamam, eğer bir sakat bir durum olması durumunda hani 60 dolara 600 dolar yapıyoruz derse belki düşünürüm, ama 60 dolara ben o riski almam affedersin. O zaman yazıyorum cevabı ona göre. Yaz. Aynen bu dediklerimi yaz. Dear Google. Saatlerimiz 6.18'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Power FM'desiniz ve bizlerle birlikte olan çok saygıdeğer bir insan sevgili Deranzo Cenk. Hoş geldin Cenkçiğim. Enerjilerimle diyorum tüm dinleyenlerime. Ne diyorsun? Enerjilerimle. Ne demek o yani? Yani yeni bulduğum bir şeydi ama güzel değil mi? Enerjilerimle, evet. Yani bir selamlama çeşidi mi? He, sevgilerimle yerine böyle bir şey desem mi diye düşündüm ama dün. Çakralarımla falan diyebilirsin. Sevgi dolu çakralarımla. Yani. Evet, neyse boşver, neyle geldiğin önemli değil, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl aile efradı? İyiler hepsi, hepimiz dünya humidity zirvesine dolayı heyecanlıyız. Ne zirvesi? Humidity. Dünya humidity zirvesi. International World Humidity şey mi? Top. Zirve neydi yahu? Evet, dünya nem zirvesi sanırım, Merkel falan. Nemli insaniyet. İnsaniyet mi? Humidity insaniyet mi? Öyle değil mi? İnsaniyet. Anladım. Neyse, tamam. Eğer bu kadar hümen miydi yoksa? Günceli takip ediyorsan şu an
sorumuzu da gayet iyi bileceksin demektir Cenk'ciğim. Basit bir soru. Hı-hı. Hazır mısın? Hazırım. Peki sevgili dinleyicilerimiz de yarışacak. Bugün kazanan dinleyicimize ne göndereceksin? Ne göndereyim? Gıdını gönder, gıdının fotoğrafını. Gıdım yok ki. Zaten bir gıdım bir şey yok. Tamam canım, olsun, olduğu kadar. Ya da ense de olabilir, nasıl istersen. Yok neyse, biz soruya geçelim şimdi. Olmaz. 0534-517-2383 numaralı hattımıza doğru cevabı WhatsApp üzerinden yazan sevgili dinleyicilerimize Cenk vücudunun bir bölümünün daha fotoğrafını gönderecek sevgili dinleyiciler, tam boy posterin tamamlanması için. Sorumuz şöyle. Türkiye 3000 yılları civarında Avrupa Birliği'ne üye olur diyen kimdir? 3000 yılları. Deranzo. O yılları bir düşünüyorum da şu an hani. Soruyu tam da odak noktasından yakaladın, tebrik ediyorum. 3000 yıllarında nereye üye olur diyen? Avrupa Birliği'ne üye olur. Avrupa Birliği. Evet. Eğer şeyse, kafanda bir şeyler belirdiyse alayım, yoksa Huşevni'nin yerine geçeceğim. Bir şeyler belirdi yani, bu tarz öngörüleri ünlü olan bir Albert Einstein'ı tanıyorum. Bir de Leonardo da Vinci'yi biliyorum. Anladım. O ikisinden biri olabilir. Olabilir, peki bakalım. Huşevni. Sigmund Freud. Sigmund. Bir çizgi roman, çizgi film karakteri gibi duruyor. Sevimli sincap Sigmund. Huşevni. Ve Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, evet. Aklın yolu bir bende o zaten. Sen de öyle düşünmüştün. Söylemiştim, evet. Anlıyorum, peki. C. David Cameron. David Cameron bu Avatar'ın yönetmeni. Meşhur Amerikalı yönetmen. Ve D. Wolfgang Amadeus Mozart. Değil. Leonardo da Vinci. Kendisi Humility zirvesine de gelmiştir diye ümit ediyorum. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. B. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci Humility zirvesinde mi? Bence anladım. Gelmiştir. Bence de öyle. Peki. Son kararın mı? Son kararın. Doğru. Al sana Leonardo da Vinci, doğru cevap. Leonardo DiCaprio muydu? İngiltere Başbakanı David Cameron olacaktı. David Cameron İngiltere Başbakanı mı oldu? Tabii. Yönetmen adam. Daha yeni oldu hem de. Vay be, bir Avatar yönetti. Neyse, şimdi ne göndereceksin dinleyicilerimize? Söyle bakayım. Bilmiyorum, sürpriz. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Peki, tamam, iyi. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 7.36'yı gösteriyor. İstanbul'daki trafik festivali %56'lık bir tıkanıyla yine zirveye oynuyor. Tüm festival severleri davet ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Hava da güzel zaten diyorsun. Hocam, siz de festivale katıldınız mı? Ben gelirken... katılmam, festivalleri sevmiyorum, o kadar kalabalık. Niye gidip film festivallerine katılıyorsunuz, trafik festivaline niye katılmıyorsunuz? Çünkü sinema salonlarında ışıkları kapatıyorlar etrafındakileri görmeyesin diye. Anladım. Festivallerde oradan ışık, buradan ışık, yok bu, yok şu. Peki nedir bugün, filmimiz var mı? Var. Haftada İyi Adamlar adlı bir filmi irdeleyeceğiz. Bir aralarda şu birkaç iyi adam falan gibi bir film daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eskilerden 80'lerde falan öyle bir şeyler var mıydı? A Few Good Men. Hayır, yoktu. Vardı, vardı. Yoktu, hayır. Gerçekten inatçı bir insansın. Russell Crowe'la Ryan Gosling adlı ebeceleriniz var ki Ryan Gosling, bunlar devamlı PR için oraya çıkıyorlar, buraya çıkıyorlar çeşitli talk show'lara. Ryan Gosling Türkiye ile ilgili bir hamam anısını anlatmış. Bunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Neymiş anısı? Demiş ki böyle işte hamamda şey yapıyordu falan. Birden dudaklarımda bir şey yaptı. Aa, meğersem masör demiş. Herhalde tellaktan bahsediyor. Onun meğersem göbeğinin üzerindeki kılsal bölgeyi şeklinde. Allah Allah. Bunu anlatıyor. Programı sunan kırmızı takım elbiseli adam da pohaha diye gülüyor. Öncelikle filmin bu kısmını eleştirmek istiyorum. Filmde ya, böyle bir sahne mi var? Bu kadar böyle şeyler yapmayalım. Filmin bir bölümü Türkiye'de mi çekildi? Hayır, kendisinin hayat hikayesinden bir bölüm bu. Hayat hikayesini niye Türkiye'de çekmişler, onu anlayamadım. Neyse, bu iki adam birbirleriyle bir takım söylemlerde bulunuyorlar. Komikli bir film anladığım kadarıyla. Komikli olmaya çalışan, böyle hafif Tarantino'ya öykünen bir film. Çeşitli silahlar ateşleniyor. O ona vuruyor, o ona şey yapıyor. Çata çat çata çat diyorsunuz. Vurdusu kırdısı yüksek mi? Bol bir film. Burada Russell Crowe şişman ve onu bunu döven ve küçük çocuklara abuse olgusunu yok etmeye çalışan bir tip modunda. Ryan Gosling de bir tane kötü dedektif rolünde. Peki biz neye gülüyoruz burada? Yani bu ikisinin oynamlarına mı yoksa olaylara mı? Öncelikle ikisinin bir arada olmasına gülüyoruz. Sonra Russell Crowe'un Ryan Gosling'i arayıp beraber filmde oynar mıyız dedikten sonra
Ryan Gosling'in 10 senedir bu telefonu bekliyordum demesine gülüyoruz ama filmde pek bir şey gülmüyor sana. Anladım. Falan gibilerinden bakıyoruz. Netice ya, yani böyle filmlerin neticesinde de pek bir şey olmaz genelde ama ben yine de sorayım, ne oluyor hocam neticede? Bütün olaylar çözülüyor, sen sağ ben selamet. Anladım. Yine gitmemize hiç gerek olmayan bir film daha. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Rica bu hafta da evdeyiz sevgili dinleyiciler. Yok, bu hafta bulacağım gideceğimiz bir film. Yok ben bulacağım. Gitmem. Bulamazsınız. Sevgili dinleyiciler, Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Suffocated Press Haber Ajansı'nda sevgili Cevval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda. Cenk'ciğim merhabalar. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Ne yapalım ya, koşturuyorsun. Evet, sen bu Amerika'yı iyice meskenin belledin sanırım, yine oradasın. Yani derler ya, Amerika'yı baştan mı keşfedeceksin diye. Vallahi ben Amerika'yı baştan keşfediyorum, öyle söyleyeyim. Allah Allah, niye karış karış her yerini geziyor musun? Karış karış baştan geziyorum, baştan da yazıyorum. Aa bak, Amerika'yı baştan yazıyorum daha şey olabilir. Amerika'yı baştan yarat. Neyse, niye geziyorsun Amerika? Neresini geziyorsun? Ya bu seçimler falan filan olacak ki işte, ona bir çağırdılar yani, böyle bir şey olsa, bağımsız. Sen yandın Cenk'im, yandın sen. Seçimlere kadar sana nefes almak yasak. Yani işte ben de dedim bir toplayın, ne oluyor ne biliyor, sonuçta bu işin dibi para. Herhalde. Kime ne oluyor, ne kadar akıyor onu bir görelim falan dedim de, bu Clinton'a 256,5 milyon dolar. Ne diyorsun? Bağış mı? Milyon dolar ya. Orf. Ya. En çok o mu almış bağış olarak? En önde bu. Ama dedim bu bağış değil bu. Hani bunun adı başka bir şey. Hadi şimdi dile getirmeyeyim dedim. Trump ne kadar almış? Trump mu? Trump. Trump. Ha, Trump. Trump'e kimse bir şey vermemiş. Bu nasıl dünyanın parası vardır falan diye bu. Kaçta kalmış? 51.1 milyon dolarda kalmış. Normal, adam dünyanın en zenginleri arasında, ona bir daha bağış yapmak biraz ayıp kaçar. Zaten o da almaz, ne bağışı lan falan diye sinirlenecektir diye düşünüyorum. Oldu mu öyle şey olmaz ki yani şimdi. O oluyorsa öbürü de olacak, ya da bu bağışlar eşit olarak. Yani ben dedim ben bir ekibin kuralım. Bu ekibin başına geçeyim. Gelen bağışlar bir havuzda toplansın. Ben bütün adaylara eşit dağıtayım dedim yani. Allah Allah. Peki ha, senin kazancın ne olacak burada? Niye milletin parasını sen dağıtıyorsun? Yani işte oradan da bir kazancım olacak yani, eşitliği sağlamak için de ben de bir miktar bir şey almam lazım yani. 3-5 bir şeyler diyorsun. Bu Sanders yok mu, bu Hillary'nin şeysi? Evet. O da 182.8 milyon dolar toplamış. Aa, Hillary'ye yaklaşmış ha, yani Sanders Hillary'nin rakibi olmasına rağmen neredeyse bayağı bir para toplamış, tebrik ediyorum kendisini. Bu Sanders ama %99'u bu gelen paranın bireysel millet cebinden çıkartmış vermiş. Al Sanders abime. 100 dolar benden, 10 dolar da ben koyuyorum. Ne vereyim Sanders abime? Evet. Peki Clinton'a nereden çıkartıp vermişler? Wall Street ağırlıklı diyorlar. Wall Street ağırlıklı. Finans çevreleri diyorsun. Falan filan ha. Sanders zaten buna laf etmiş böyle böyle. Ondan sonra dedim gelsin bir konuşalım. Sen şimdi Clinton'a mı yardım ediyorsun? Onun kampanyasının adamı mısın? Ben bağımsız, ben apayrı bir kuruluş olarak bulunuyorum orada. Yani bütün adaylara eşitliği nasıl sağlarız? Trump'e de yardım ediyor musun? Trump'e yardım etmiyorum. Hiçbirine yardım etmiyorum diyorsun. Aynen. Peki ne zaman bu seçimler, yani nasıl sonuçları, senin de şeyin var mı? Ya ben şey dedim yani, bir bekleyin dedim, bir sakin olun, ben şu eşitliği bir sağlayayım, ondan sonra seçimlerin tarihini belirlemek kolay. Kim kazanır söyleyeceğim dedin sanırım. Yani onu demedim de az çok belli ederken de zaten şimdiden de belli de. Kim? Şimdi işte söylenmez o. Bir spekülasyon olmasın. Sen canlı yayından çık, telefonu kapatma, ben sana söylerim. Tamam Cenk'im, sağ ol. Ondan çok merak sonra ediyorum da o yüzden bir öğreneyim sana. Ama işte yani buradan da bir abine de bir şeyler düşsün. Merak etme, 3-5 bir şeyler atarız canım, bir sakal. Sakal oluyor. Pardon, ben bana söyleyeceksin diye ben 3-5 bir şeyler yani 20-30 sıkıştırırım diye şey yaptım. Alo. Gitti. 7-7'de yakaladığımız beraberliği 8-8'de de yakalıyoruz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 8 dakika geçiyor. Power FM'de sizlerle birlikteyiz ve Cengil şu an yanımızda. Ama amacımız beraberliği yakalamak değil, sevgili saatin dakikayı yenmesini sağlamak. Çünkü dakika dediğin 60 tane, saat dediğin kaç tanecik? Saat dediğin minicik ama kısa süreliğine de olsa öne geçmeyi başarabiliyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Apollo 11 vardı bu zamanında, Ay'a indi falan, biz valediyken. Kaç? Apollo 11. Evet. Ama biz onun veletken değil, bizden önce. Tamam da biz veletken onun hikayelerini falan tabii okurduk. Vay be, inmişler ayda diye binmişler falan. Jules Verne, evet. Burada Buzz Aldrin adlı astronot dostumuz not tutmuş böyle. Nereden gittik? Şuradan sola saptım.
böyle şuradan dönünce buraya geçtim falan gibi derim. Burada gaza basıyorum, burada frene basacağım. Yani herhalde bir kez daha geleceğini düşünerek ikinci gelişinde rahat geçebilmek için mi yazdı, ne yaptıysa. O değil yani, ondan sonra gideceklere yazmıştır herhalde. Bunu 175 bin dolara bir başka kişi satın almış. O satın alan kişi şeye mi gidecek acaba? Dur alayım şunu da yarın öbür gün ayamaya gideriz, aynı yoldan gidelim. Lazım. Adam hazır gitmiş. Tabii lazım olur bakarsıncılık. Dönüş yolunu yazmış mı? Yani sadece gidişi mi yazmış? Gidiş yolundan sadece mı not veriyor? Gidişi yazmış kendisi. Evet, enteresan. Bu arada gökyüzüyle ilgili bir haberde bu Solar Impulse 2 adlı dostumuz var. Bilmem bilir misin? Bilmez miyim canım? Bu şey bronzluk kazandıran uçak. Evet, hayır öyle değil. Şöyle, kanatları 70 metre uzunluğunda ve 17 bin küsür adet güneş pili olan bir sevgili uçağımız. Sadece güneş enerjisiyle çalışıyor. Vay be. Ve 12. etabı dünyanın etrafında dolaşacak bu uçak. 12. etabı da tamamlamış, 16 saat 34 dakika. Tulsa'dan kalkmış Oklahoma'daki. Nereye inmiş söyle bakayım. Nereye inmiş? Ohio eyaletindeki Dayton Uluslararası Havaalanı'na inmiş. Ne yapacakmış peki bu etapları tamamladıkça? Bütün dünyayı dolaşacak, dolaşacak olan ilk şey olacak. Güneş enerjili uçak olacak. De kazandıracak bize bu. Falan dedi. Ne oluyor ya de? Bu bize şunu kazandıracak. Demek ki artık fosil yakıtlara ihtiyacımız yok. Bizim gitmemize de gerek yok. Uçağı göndeririz, gider. O zaman yarın İstanbul'da elektrik kesintisi olacak. Yarın 24'ü mü ayın? Yarın işte mesela İstanbul'da hareket edebilir o dostumuz. Yani bu uçak güneş enerjisiyle gelip bize enerji verebilir mi? Güneş enerjisinden birazcık bizi yararlandırabilir, bilmiyorum. Adalar, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye'nin bazı mahalleleri. Yani genel itibariyle baktığımız zaman 9 ila 12 arası and 10 ila 13 arası. Kadıköy'de kesilebileceğini zannetmiyorum. Benim bildiğim Kadıköy'de elektrik kesilmez diye düşünüyorum. Hele sen varken orada elektriği mümkün kimse değil. Kesemez. Mümkün değil. O yüzden herkes Kadıköy'e gelebilir. Orada merak etmeyin. Erdil. Bir şey olmaz sevgili dinleyiciler. Şu şarkıların sonundaki bu yavaşlamadan dolayı figürlerimde birazcık şeyler oluyor. Aksamalar. Ama figürlerini yavaşlatma. Aynen sen eski figürlerine devam et. Sonuçta hazır şarkıdaymış gibi gözüksün. O zaman da deli diyorlar. Dans ettiğim bir ama halde. Ama senin figürlerini görenler zaten genelde öyle diyorlar. Lütfen böyle şeyler kondurmayalım kendimize. Yo, bence delilik güzel bir şey Erdil. Öyle mi diyorsun? Tabii, cengirim? Tabii. Aa, çok mu iyi bir şey? O zaman dur bir daha, biraz daha dansa devam edeyim. Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, Dilber candır, müzik Dilber'dir şeklindeki tespitlerimizin ardından hemen müzik Dilber'imizin bir haberini daha iletmek istiyorum sizlere. Ünlü aktör Russell Crowe, popun kralı Michael Jackson'la aralarındaki bağı açıkladı. Russell Crowe'un bunu şimdi açıklıyor olması yine filmle alakalı olsa gerek diye düşünülüyor. Maalesef. Ortak herhalde kendisi. Ne? Ortak. Prodüktör kendisi olabilir, evet. Geçtiğimiz günlerde bir show programına konuk olan Crowe, hayatını kaybetmesinden önce Jackson'ın ona sürekli olarak telefon şakası yaptığını açıkladı. Zaten bu show programına konuk olmuş, bir daha niye böyle dandik hikayeler anlatıyor onu anlamadım. İşte. Bir şey anlatmak zorunda diyorsun. Michael Jackson değil de ya sesini Michael Jackson'a benzeten bir başkasıysa. Crowe, gittiğim her otelde oda numaramı bulup sesini değiştirip benle dalga geçerdi diyerek aslında MJ ile hiç tanışmamış olduğunu da sözlerine ekledi. MJ kim? Hangi MJ işte. Hangi MJ ile tanışmış? Michael MJ. Evet, enteresan bir olay. Acaba biri Russell Crowe'u güzelce kafalamış, o da onu MC sanmış. Acaba hala devam ediyor mu? Yani mesela yine bir otele gittiğinde birisi arayıp hey Michael ben işte şuyum buyum falan diye dalga geçiyor mu? Çünkü belki de ölmediğini falan da düşünüyor olabilir Michael Jackson'ın. O da mümkün, fakat son filminde Russell Crowe'un o kadar kalın sesle konuşması bizi biraz üzdü, onu söyleyelim. Niye? Nasıl bir ses? O bir kalın ses değil, bu 502 beygirlik bir 8 silindirli motor, affedersin Cenk'ciğim. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar daha bir temposal davranmamıza sebebiyet verdi. Çok teşekkür ediyorum bu şarkıyı söyleyen dostumuza. Ben de son günlerde çıkan UFO haberlerine teşekkür ediyorum. Wow. Artık şu uzaylılar gelsin. Gelsin, bekliyoruz, hazırlıklarımızı tamamladık, ne zamandır yoklar diyoruz. Yatağımın başına zopayı koydum. Zopayla uyuyorsun. Peki öyle bir şey mi var yani, birileri uzaylıların geldiğini falan mı iddia ediyor? Bu bizim pilotlar görmüşlerdi ya, uçağın tepesinden yeşil bir şey geçti, kibin oldu haberi. Ondan sonra da Fethiye'de
Yeşil bir şey yok, gökyüzü o rengi almıştır o sırada yani, olacak. Evet, normal yani bir şey. Tepemizden gökyüzü geçti. Sonra da bir başka kişi kızı yamaçla paraşüt yapar iken onun fotoğrafını çekeyim der iken yanında bir tane yani bu fotoğraftan gördüğüm kadarıyla mavi piksel çekmiş. Ama o mavi piksel paraşütle olan kişiyle aynı büyüklükte aşağı yukarı. Yani bir pikseli paraşüt, diğer pikseli UFO gibi duruyor. Pixels but who's buying? Yeah, now come on. Peki bu aslında daha sonradan mı fark etmiş? Yani bu fotoğrafı çektikten sonra Allah Allah bu ne? Benim kızın yanında ne var öyle yakınında falan yani gibi. Yani bence tam çeker. Hay Allah, uzaylı kızım. Kızım çekil falan gibilerinden bir şey olmuş olabilir. Peki aslında önemli olan şu, yani bu kızın, teyzemizin orada bu uzaylıyı görüp görmediği. Yani aynı kareye girdiklerine göre indiğinde baba ne gördün biliyor musun? Biliyorum biliyorum kızım, çektim fotoğrafını falan demesi evet, lazım. Evet yani onu da bizim pilotlar gibi baba benim paraşütün üstüne baba baksana baba. Ya Allah Allah, bir şey söyleyeceğiz. Şeklinde yapması lazım ki babaları izlerken öyle çağırır çocuklar. Ama yani paraşütün yanından mavi bir şey geçti falan gibisinden bir söyleme yer verilmemiş bu haberde. Bir de yani şimdiye kadar gördüğümüz UFO'lara da pek benzemiyor. Mavi bir nokta şeklinde, hani normalde tabak şeklinde bir metal şey falan yok. Bunlar şey mi oluyor yani, ışınize mi? Canım, iyonize mi oluyorlar? Ne oluyorlar? Dünyada bile teknoloji gelişiyor, değişiyor. Artık drone denen bir şey, uzaylılar aynı kalacak değil ya. Eskiden tabaktı, şimdi uzaylılar drone mu gönderiyor? Yani artık onlarda adı neyse. Aha. Ama en son model bir şey olduğu kesin. Evet, gerçekten net bu, bilgi. Bu bence şeyler UFO'lardan daha güzel. Ben olsam ben de son modelinden alırdım. Hem düşmüyormuş o diyorsun. O tabak gibi olanlar ne öyle dandik. Twitter'dan da sağlıklı yaşam için yürümek ya da koşmanın gereksiz olduğu ortaya çıktı. Oturup beklemek yeterli, o kendi geliyor adlı haberi duyurmuştuk. Doğruluğu açıklandı. Pek çok dostumuz da zaten böyle yaşadıklarını bize bildirdiler. Evet, ne gibi yorumlar gelmiş bu güzel haberimize? Oturma koşma ama yüz. Niye? Çünkü suyun üstünde yatış pozisyonundasın demiş bir arkadaşın. İlginç bir söylem. Ben yıllarda uyguluyorum demiş Mert adlı dostun. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Bakalım Facebook'te de bir takım söylemlerde bulunan arkadaşlarımız var ama henüz onlarla ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Şimdi ulaştım. Hemen bir bakıyorum şöyle. Senin ipat iyice yavaşladı Erdil. Bekle dedim, beklemedim, o da gelmedi gibi bir şiir yazmış bir arkadaşımız. Bakınız şöyle demiş. O zaman yaşam bir otobüs demiş Yavuz Artaş. Bekliyor ise eğer diyor. Güzel, mantıklıymış. Hem bekliyoruz hem de içinde oturuyoruz yani, ondan kaynaklı olabilir. Biz o yüzden oturuyoruz değil mi bütün gün? Tabii canım. Tam bir kurt dökümü oldu bu. Figürler, bu şarkı benim için. Gerçekten ama güzel, izlemesi de çok keyifli oldu. Ben ve Duyulmaz Adam. Sen niye adam bugün burada oturmuş izliyorsunuz benim figürlerimi? Yani sen benden daha önce piste fırlardın ya, sürekli. Ben çünkü figürle tedaviden vazgeçtim. Yani madem ki oturunca sağlıklı yaşam kendi geliyormuş. Hani oturayım da bekleyeyim diye düşündüm. Figüratif bir insansın. Daniel Craig dostumuz vardı. Bilmem bilir misin Cenk'ciğim? Bilmem mi? Evet, rakibim. Evet, yeni James Bond kendisine yine teklif etmiş. Sen ne oldu? İlk Türk James Bond olma hayallerin suya mı düştü? Yani duyuruyoruz. Ses yok yani, Hollywood sesimizi duy. Üstelik sana gelmeyen bu teklif yine Daniel Craig'e gitmiş. Hayret bir olay. Sanki adam ilk defa olacak da. Üstelik adam kabul etmeyeceğini 50 kere açıkladı. Ben bir daha şey olmayacağım, James Bond olmayacağım falan diye hala teklif götürüyorlar. Canım, olacak belki işte olur gibisinden. Bu sefer de aralarında 300 milyon TL toplamışlar, şey yapmışlar da yeah falan demiş. Bence pazarlık yapıyor da olabilir. Yani kabul etmemiş. Yani diyorsun ki 500 verseler olacak. Bu bence iş olur. İyi bakalım, göreceğiz. Pazarlıklar devam ediyor evet, mu etmiyor. Ama onun yerine beni de bir düşünsünler. Yani bir iki. Sen ne kadar fit olursun? Canım, ne para almamıza gerek yok. Mühim olan ülkemizi tanıtmak. Bedava bile oynamaya razısın. Tabii anlıyorum. Canım. Peki ayrıca bu Jennifer Lawrence teyzemiz var, bilmem evet, onu biliyor musun? Bugünün yine gündeme damgasını vuracak olan haberlerinden biri Jennifer Lawrence'ın mistik kararsızlığı. Ne demek yani? Mistik diye bir karakter oynuyordu ya bu. Neydi Mistik o? Olmasın mı? Mustafa Mistik. X-Men adlı filmde oynuyordu ama kızımızı öyle bir hale sokmuşlar ki o Jennifer Lawrence mıdır, değil midir, kim bu kız anlamak mümkün daha değil. Daha çok bir Klingonlu'ya benziyor kendisi. Gibisinden tabi o zamanlar anlaşmayı yaptıklarında bu kızcağızı kimse tanımıyormuş, Jennifer Lawrence kimdir falan diye. Şimdi herhalde şimdi arkadaşlarıyla hani iyi de ben zaten tanımıyorum ki tipim
kayıyor böyle falan diyor. Tipik AYA. Beni yine öyle maymuna çevirirseniz hayatta oynamam bu filmde falan demiştir herhalde. Evet yani Misty'yi oynayayım da ben kendim gibi olayım falan. Hani romantik komedilerdeki halim gibi olsun demiş olabilir. O da olabilir evet. Ayrıca başka var mı böyle Dead Code haberlerimiz? Var. Bella Hadid ile Rita Ora'nın elbiseleri aynı mı diye bize sormuşlar. Hayır değil. Evet arada bir senede fark var zaten. O elbise bir kere renkleri bile farklı. Çok saçmaymış. Bu Rihanna da LeBron James için poz vermiş. Daha doğrusu bu LeBron James çok güzel oynamış. Bilmem işte bir playoff maçında da damgasını vurmuş maça. Rihanna da bir sahilde yatmış böyle göbeğine de güneşlenirken onun numarasını yazmış. 23 numara yazmış. Tebrik etmiş falan fişman. Odasının numarasını mı yazmış? Hayır. LeBron James'in şey ayakkabı numarası. Ayakkabı numarası olan 23'ü yazmış. Minik ayak.